Evet, hocamıza yeni cümlesine başlatmamıştık. Şimdi kaldığı yerden devam etmesini isteyelim. Peki. Yeni cümlemiz, yeni başlığımız olacak. Kur'an'ın şifa olması gelenekte nasıl anlaşılmış? Kur'an'ın şifa olması gelenekte facia gibi anlaşılmış. Şifanın somut manası ile anlaşılmış. Şifa, işte mesela efendim, işte Vakıa suresini her sabah okursanız işte fakirlik hastalığınıza zenginlik ile şifa bulursunuz diye anlaşılmış mesela. Fetih suresi işte üstelik okursanız kelimesini söylerken orada bir yeri eksik bıraktım. Tilavet ederseniz yani yüzünden okursanız tilavet o okumak ve okuduğunu izlemek hayata taşımak demektir. Ama bu bahsettiğimiz Türkiye'ye has bir okuma şekli başka yerlerde de var. Ben başka yerlerde de gördüm böyle okuma şekilleri. Arabistan'da da gördüm, İran'da da gördüm. İnsanlar aynı Türkiye'deki ben zannediyordum sadece Türkiye'ye has bir şey. İşte şu kadar Kur'an okuyalım. İşte okudum burası eksik kaldı filan. Oralarda da var. En azından benim gördüğüm yerler buralar, buralarda var. İşte Fetih Suresini işte başarmak istediğiniz bir meseleyle ilgili öncesinde okursanız işte o işi başarırsınız. Biz bunun karşılığını Kur'an'da ve Hazreti Peygamber'in hayatında böyle bir şey görmüyoruz. Hazreti Peygamber Uhud'a gittiğinde hadi şu kadar fetih okuyun da bu savaşı başaralım dememiş. Ya da başarılmış bir savaş olan Bedir Savaşı'na giderken şu kadar fetih okuyun ya da işte şu kadar Kur'an'ın başka yerlerinden şu kadar bölüm okuyun da biz şu savaşı kazanalım dememiş. Ama biz biliyoruz ki Hazreti Peygamber'in Bedir Savaşı'nda bir ordunun komutanı olarak kendisi ve ordusuyla beraber bir savaşta başarılı olmanın bütün gereklerini yerine getirmiş. Bütün stratejik tedbirlerini almış. Ve o şekilde savaş ortamına girmiş. İstişare dahil aklımıza gelebilecek bütün tedbirlerini almış ve o şekilde savaşa girmişler. Ama hiç peygamberin hayatından bugüne şu ayeti okursanız şöyle olur diye böyle bir şey yok. Hiç Ama daha da görmemişiz. acısı var. Üzerinde taşıyarak Evet, korunduğunu ya da yapmışlar, olduğunu olmuşlar. okumak da bir şey. Üzerinde taşımak da hiçbir şey Evet, yok yani. sadece yüzünden okuyarak bu sadece hakikaten rivayet kültürünün içerisinde karşılık bulan bir şey. Bunun Kur'an'da bir karşılığı yok. Bunun Resulullah'ın hayatında da bir karşılığı yok maalesef. Bunu böyle bilmek gerekiyor. Ama çok üzgünüm ki neredeyse Müslümanların yüzde bilmem kaçı ki bilmem kaçını biraz açık bıraktım sebebi %90'ı diyeceğim de. Çok acı olacak. Evet yani gerçekten çok acı olacak. Bunu dememek için demiyorum. %100'üne yakın yerlerde Müslümanlar Kur'an'ın şifa oluşunu böyle anlıyorlar maalesef. Yani şu kadar okursan şöyle olur. Bunun insanların çoğunun böyle anlaması bunun doğru olduğu anlamına gelmez. Zaten doğrunun ölçüsü de çok kişi tarafından yapılıyor olması Zaten değildir. aklıma bir ayet getirdi. Çoğunun yanlış düşünmesi. Onların çoğu bilmezler Evet. diye. Ekserun nas Evet. yanlış bilir. İman etmezler ya da. Ekserun nas'ın yanlışı doğru olarak kabul etmesi o yanlışı doğru yapmaz. Tersinin olamayacağı gibi. Dolayısıyla bu anlamda yanlış anlamışlar. 26. surenin 80. ayetinde Hazreti İbrahim'in diliyle ben hastalandım da bana şifa veren odur. Bu ayeti doğru anlamak için Bedir Savaşı ile ilgili Enfal suresinde gelen ayette o taşı sen atmadın biz attık. Sen öldürmedin biz öldürdük. Ayetinin mantığını birlikte değerlendirmek lazım. Allah insana şifa verir ama insan bu bedensel şifa, zahiri anlamdaki şifa. Allah insana şifa verir ama insan şifasını arar, şifasına vesile olacak şeyleri yapar. Ondan sonra insan şifa bulur. Hazreti Eyüp ile ilgili olan kısmı da budur yani. Sebepleri yaratan Allah'tır. Tabii Mümin insan zaten buna sebeplere inanır. sarılır. İnsan Evet. sebeplerin gereğini yapar. Ondan sonra Allah da o sebepleri ona şifa olarak takdir eder. Kişi önce üzerine düşen tedbirleri alır, sonra Allah'ın kendisiyle ilgili şifayı takdir etmesini ister. Rabbim bu anlamda bütün şifa hastalara şifa versin diliyoruz. Ve hastalıkları süresince kendilerine uygulamış oldukları şifa vesilelerini şifa ile
Rabbim onlara takdir etsin diliyorum. Hepimize aynı şekilde. Amin. Ama en güzel şifa sadrın şifasıdır. Bedenin şifası. Beden zaten gidecek, toprakta yok olacak. Yani toprakla son bulacak. Ama kalıcı olan bizim sadrımız ile yaptıklarımızdır. Sadrımız ile bulduğumuz şifadır. Allah'a olan yakınlığımızdır. Allah'ın hükümlerini hayata taşımamızdır. Niyetimizdir, takvamızdır. Bizim Allah'a ulaşacak olan budur. Bizim onun dışında bizim bedenimizin sağlığını çok da hayatın merkezine almamamız gerekiyor. Rabbim bu anlamda hastalarımıza şifa versin. Duamdan sonra şifa hastalık hallerini ruhlarının ve sadırlarının şifasına da vesile kılsın diye dua ederek burayı bitireyim. Buradan sonra gelenek, Kur'an'ın gelenekte nasıl anladığı, mesela Kureyş suresinin nüzul sebebi Kureyşliler, yani Mekkeliler, uluslararası ticaret yapan insanlar. Bir işte Mekke'den başka ta Endülüs'e kadar oraya buraya ticari amaçla yolculuklar yapan insanlar. Tabii yolda haramiler soyuyorlar onları, efendim mallarını ellerinden alıyorlar falan. Yol güvenliği yok. Onlar yol güzergahı boyunca ülkelerle ya da yol güzergahı boyundaki kabilelerle bir antlaşma yapıyorlar. Buna ilaf deniyor. Bir güvenlik antlaşması yapıyorlar. Siz bizim can mal güvenliğimizi koruyun. Biz de gelip sizin bulunduğunuz yerlerde, sizin tesislerinizde, tabiri caizse bugünün ifadesiyle, tesislerinizde konaklayalım, size gelir bırakalım. Siz de bizim can mal güvenliğimizi sağlayın diyorlar. Dolayısıyla onların o geçirmiş oldukları o kötü günlerden sonra bu antlaşmayı yapınca Allah onların can güvenliğinin, mal güvenliğinin sağlandığını ve rahat bir şekilde uluslararası ticareti yapıp kendi memleketlerine yüklü gelirle ve huzurla döndüklerini söylüyor. Mekkelere diyor ki siz hiçbir şey için iman etmiyorsanız bari bunun için iman edin diyor aslında. Yani Allah bu nimeti size verdi. Bu bir formdur aslında. Bu bir formüldür. Yani bu şunu gibi bir şey. Hiçbir şey için iman etmiyorsan ey Allah'ın nesibe kulu. İşte üzerinde Allah'ın nimetlerinden, yani Allah'ın hangi nimetini sayabilirsin ki? Hani febi eyyâ lâ irrabbikum etukeddiben. Allah'ın hangi nimetini inkar edebilirsin? Bunu bir de şöyle okuyabiliriz. Anlayabiliriz ya da. Allah'ın hangi nimetini sayabilirsin? Sayamazsın ki. Dil biter, kalem, kağıt, mürekkep, her şey biter yani. Biz Allah'ın hangi nimetini saymaya muktedir olabiliriz ki? Madem sayamıyorsun, o zaman Allah'ın nimetleri için Allah'ın emirlerini yaşaman gerekmez mi? İman etmen gerekmez mi? Bunu bu şekilde sayamıyorsan anlamak gerekiyor. Sayamıyorsan nankörlük etme hiç olmaz. Yani bari nankörlük yapmayın. Mekkelilere söylenen bu. Bunu böyle anlamamız gerekirken, Kureyş suresini böyle anlayıp öyle hayata taşımamız ve bugün karşılığını bu şekilde bulması gerekirken bu surenin. Ama adamlar ne demişler rivayet kültüründe? İsim bile verebiliriz ama hiç gerek yok. Yani şu programda böyle gerek yok. Yani amacımız insanlarla insanların isimlerini deşifre etmek değil. Amacımız yanlışları konuşmak. Yanlışları konuşursak fikirleri yerine doğruyu ikame ederiz bu anlamda. Mesela demişler ki bir kimse bu sureyi yiyeceklerin üzerine üfle okursa, hatta 7 kere okur ve üfürürse, kim hangi sure? Kureyş suresi. Bu sureyi yiyeceklerin üzerine 7 kere okur ve üfürürse yoksulluk çekmez, fakirlik çekmez, kötülerin şerrinden korunur, geçim darlığı da yaşamaz. İnsanları atıl hale getiren bir düşünce aynı zamanda. Yoksul hale ya da muhtaç duruma düşmemek için insanın çalışması gerekir, üretmesi gerekir hatta en önemlisi. Yani. Ya bunu yapabilecekken oturduğum yerde okuyayım, üfleyeyim. Bu nasıl bir kafa? Bu bir konfordur biliyor musunuz? Bu gerçekten aklını kullanmama, aklını heder etme konforudur. Allah bizi bundan münezzeh. Zaten Müslüman bizi ülkelerine bundan, geldiği halde bizim ortada. Böyle bir şey yapmamızı reddediyor Allah. Böyle bir şey yapmayın diyor. Ondan sonra mesela işte Kureyş suresiyle ilgili söyleyeceğim bu şey. Hümeze suresi ahlaki deformasyonların yer aldığı bir sure. Aman böyle olmayın denilen bir sure. Ama siz bunu okursanız işte hasetçilerin şerrinden korunursunuz. Hasetçilerin şerrinden korunmak için tedbir alacaksınız. Hasetçileri tanıyacaksınız. Hasetçilerle mücadele etmenin yollarını bileceksiniz. Hasetçilerle geçinme yöntemlerini, usullerini bileceksiniz. O şekilde onların üstünden geleceksiniz. Bunu oku. Ama bundan öncelikle hasetçilerin şerrinden tek başına kendi mücadelemizle de emin olamayacağımızı bilmek ve Felak suresinde geçen hasetçilerin şerrinden de Allah'a sığınmak gerekiyor. Sığınmak sadece sığınırım Allah'ım demek değildir. Bu anlamda pratikte de bir şeyler yapmaktır. Dolayısıyla bu anlamda
geleneksel kültürde, geleneksel anlayışta maalesef Kur'an'ın sadra şifa olması, Kur'an'ın şifa olması tamamıyla yanlış anlaşılmış. Çok üzgünüm. Böyle olunca da işte sadra, kimlerin sadrına şifa olmaz diye sormuştuk ya. İşte böyle düşünenlerin sadrına şifa olmaz. Olmaz. Geçen programda sadrın kelime manalarını açıklarken saydıklarımızı şimdi düşünüyorum. Sadra nasıl şifa olur diye. Hı-hı. Evet, o kibirden bahsetmiştik. Hı-hı. İşte kendi iç benliğimizden bahsetmiştik ve daha bir sürü şeyler saydık. Kur'an'da bunlara yönelik, bunlara hitaben bir sürü ayet var. Evet. Bu ayetleri okuyup üzerimize alındığımızda ve hayatımıza uygulamaya çalıştığımızda alın size sadrınıza şifa nasıl olmaya şifa başlıyor. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. İnsanların en büyük problemi aslında niye böyle yanlış anlamışlar, niye yapmışlar? Bir, kafa konforunu bozmuyorlar. İki, birileri bir şey söylemiş. O söyleyenler de yanlış kaynaktan beslenmiş söylemiş. Ondan sonrakiler de onu almışlar, birbirlerine nakletmişler. Bütün mesele bu. Sormamışlar, sorgulamamışlar, düşünmemişler. Acaba bu konuda Kur'an ne diyor diye bakmamışlar. Ve böylece kes kopar yapıştır gibi olmuş senin akil anlayacağın kültürü, yani. Evet. Bu şekilde de maalesef Kur'an bugün, Kur'an'a inandığını söyleyen insanlar sorunlarına çözüm bulamıyorlar. Sadırları ciddi sıkıntıda. Depresyon, işte anksiyete bozukluğu, bir takım psikolojik rahatsızlıklarının en büyük sebebi sadırlarındaki Kur'ani boşluktur. Evet. Kur'an'ın dolduramamasıdır. Kur'an'ın doldurmamasıdır. Kur'an kendisi gelip doldurmaz. Kişinin Kur'an'la ilişkisinin sonucunda sadrı Kur'an ile beslenir ve şifa olur. Kur'an dolduruyor ama hani alıp yani, getiren birisi olması yani lazım. Kur'an dolduruyor ki eşkıyalar evliya oluyor idi. Evliya derken klasik anlamdaki evliya değil tabii. Allah'a yakın olanlar, Allah'a veli edinen evliyalar. Dolayısıyla bugün olan bugün de olur. Ama bugün insanların Kur'an ile ilişkisi doğru bir ilişki değildir de. Onun için Kur'an sadırlara Allah'ın istediği gibi şifa olmuyor. Şimdi Kur'an nasıl şifa olur diye bir başlığımız vardı hatırlıyorsan. Kur'an balın şifa olduğunu söylüyor. Yine ayette Kur'an'ın bütün insanlara şifa olduğu söyleniyor ki o ayet Yunus suresinin 57. ayetiydi. Serlevha ayetimiz diye aldığımız ayet. O ayette Allah-u Teala diyor ki ya yuhennas, ey insanlar, kad ca'etkum mev'izatun min rabbikum, size Rabbinizden, özellikle Rab kavramı burada çok önemli. Size Rabbinizden bir mev'iza indirdik. Size Rabbinizden bir mev'iza gelmiştir. Başka yerde de indirdik, tenzil ettik diye geliyor. O da 3. surenin 138. ayetinde. Size Rabbinizden bir mev'iza getirdik ya da indirdik. Ve şifaun, size şifa olsun diye bir mev'iza indirdik. Lima fi suduri, lima fi sudurihi suduri ve hudev ve rahmeten lil müminin, ve bu sizin sadrınıza şifa olsun ve size hidayet olsun, inananlara da hidayet ve rahmet olsun diye. Bütün insanlara şifa olsun, inananlara da hidayet ve rahmet olsun diye. İnsanlar, eğer bütün insanlar, Kur'an bütün insanlara şifa. Eğer insanlar Kur'an ile, Kur'an'dan şifa bulurlarsa, Kur'an ile şifa bulurlarsa hidayete ererler. Kur'an'ı rehber olarak alırlar, kitabı hidayet rehberi olarak alırlar ve ondan sonra hayatları rahmete dönüşür. Ben rahmet kavramını, Allah'ın rahim sıfatını, rahmet kavramını, o zaman kendilerine rahmet edilir. Bunu çok önemsiyorum gerçekten. Rahmet demek aslında anne karnındaki hal demektir aslında. Bir çocuk anne karnında bütün ihtiyaçları giderilir anne karnındayken. Anne karnındaki sıcaklık, anne karnındaki huzur, anne karnındaki sevgi, şefkat. Düşünebiliyor musunuz? Anne karnındaki çocuk sevgi ve şefkatle, özlemle beklenen bir çocuk. Orada zerre kadar bir zarar verilmiyor kendisine. Hatta annesi zarar görse bile çocuk orada çok güzel bir koruma altında. Kaygısı yok, rızık kaygısı yok. Aynen öyle. Cennet gibi bir yer, dünyadaki cennet anne karnı. Yani annenin karnı eşittir, dünya cenneti desek yeridir. Siz hidayet bulursanız
anne karnındaki çocuğun huzuruna erişirsiniz. Güvenine, selametine erişirsiniz diyor Allah-u Teala. Bu muhteşem bir şey gerçekten. Allah'ın rahim sıfatı zaten bu anlamda, Rahman sıfatı bu anlamda çok önemli. Aynı kökten gelirler çünkü. Dolayısıyla Allah bu anlamda bizim insanların tümünün bal kendileri için nasıl şifa ise, Kur'an'ın da kendileri için şifa olduğunu bilmeleri gerekiyor. Onun için Kur'an'dan uzak kalmamaları gerekiyor. Ama şöyle bir sorun var. O da şu ki, Müslümanların Kur'an'ı tek eline almış gibi bir durumları söz konusu. Kur'an sadece Müslümanların kitabı, hiç kimsenin kitabı değil. Peygamberleri de bölüştük ya, Hazreti İsa Hristiyanların, bizim değil. Kur'an sadece Müslümanların kitabı. Ve dolayısıyla Müslümanlar, ha Kur'an Müslümanların kitabı, bu yetmez. Müslümanlar Kur'an'a dokunurken, Kur'an'la iletişime geçerken de Müslümanlar bir sürü protokolden, prosedürden geçecekler Kur'an ile irtibata geçmek için. Zaten o Kur'an'la irtibata geçene kadar da zaten artık şevki kaçıyor insanın ve ne oluyor, en iyisi yüzünden okuyayım da işte böyle rahat bir şekilde orada bu burada birbirimize dokunmadan hayatımızı yaşayalım. Ondan sonra ama Allah ceza veriyor. Allah dünyadayken cezayı veriyor. Hem iman iddiasında olacaksın hem de Kur'an hayatını şekillendirmeyecek. Ondan sonra da bir sürü psikolojik sıkıntılar. Bunun bugün adı psikolojik sıkıntı olmuş ama daha önceki dönemler, yüzyıllarca önce bunun adı nefis hastalığı, nefs hastalığı, ruh hastalığı olarak geçmiş literatüre. Bugün insanlar hem Müslüman oldum diyecekler, hem Müslüman olacaklar, hem Kur'an'ı yüzünden binlerce kere oku. Senin hayatına dokunmuyorsa, hayatını şekillendirmiyorsa, sen Kur'an'dan beslenerek hayatındaki sorunları çözmüyorsan, bu Kur'an'a iman etmek demek değildir ki. Bu Kur'an bu şekilde sana şifa olmaz. Çünkü sen Kur'an'a bir ölü metin muamelesi yapıyorsun. Onu okuyorsun, okuyorsun, onu öylece bırakıyorsun. O senin hayatına dokunmuyor ki. Sen hem okuyacaksın, Yasin suresini okuyacaksın, arkasından geçeceksin, canının istediğini yapacaksın. Yasin suresinde geçen Müslümanların nasıl ahiret kaygısıyla nasıl hayatını şekillendirmesi gerektiğini anlatıyor Yasin suresi. Sen bundan beslenmeyeceksin, hayatını canının istediği gibi yapacaksın. Ama öte taraftan da evet, öbür dünya var. Tamam, ben ahirete iman ettim. Ahirete iman etmek laf ile iman ettim demek değildir. Pratikte karşılığı olan bir iddiadır. Ahirete iman ettim demek, ben bu dünyada ne yapıp edersem öbür dünyaya gidip karşılığını vereceğim, hesabını vereceğim. Dolayısıyla benim bu dünyada hayatımı doğru yaşamam gerekiyor. Allah ne derse o doğrultuda yaşamam gerekiyor. Maalesef geleneksel kültür bunu böyle almıyor ve böylelerine de Kur'an şifa olmuyor. Kur'an bütün insanların kitabıdır. Sadece Müslümanların kitabı değildir. Bütün insanlar, Müslüman, müşrik, kafir, herkes Kur'an'dan istifade edebilir. Herkes Kur'an okur, hatta okumalıdır. Kur'an onların da kitabıdır. İnsan kimse onların kitabıdır. Sadece Müslümanların kitabı değildir. Bu bir. İkincisi, bal nasıl bütün insanlara şifa ise. Çünkü Allah ayette diyor ki bal insanlara... Enfal suresini, Nahl suresinin 69. ayetinde diyor ki Kur'an bütün insanlara şifadır. Aynı bal gibi. Hatta şöyle bir form kullansam, bilmem tuhaf kaçar mı? Kur'an nasıl, bal nasıl şifa ise insanlara, Kur'an da o şekilde bütün insanlara şifadır desem doğru bir şey söyledim. Çok da güzel olur. Evet. Çünkü bal da bütün insanlara şifadır diyor Kur'an. Kur'an da bütün insanlara şifadır diyor yine biraz önceki bahsettiğimiz ayetlerde, okuduğumuz ayetlerde. Aslında bizim fragmanımızda dönen sözlerden bir tanesi, dünyanın en çok okunan ama en az anlaşılan kitabı evet. Kur'an diye. Evet, çok acı gerçekten. O cümle çok etkileyici bir cümle. Dünyanın en çok okunan, ki bunu okuyanlar Müslümanlar, İman iddiasında olanlar, en çok okunan kitabı, en çok satılan kitabı, en çok alınan kitabı, en çok elde olan kitabı, hemen hemen bütün evlerde var ama en az yaşanan kitabı, en az anlaşılan kitabı. Bu ne kadar acı bir şey, bu ne kadar ben Allah'ı seviyorum iddiasıyla ters düşen bir durum, bu ne kadar acı. Bizim tekrar kendi Allah'a iman ediyorum, Kur'an'ı, hayatım ne kadar Kur'ani iddiamızı gözden geçirmemiz için bir vesile olsun bu. Şimdi Allah Kur'an inananlar için, müminler için bir şifa ve bir rahmettir. Zalimlerin ise 17. surenin 82. ayeti. Zalimlerin ise sadece ve sadece zararını artırır diyor.
Şimdi buradan hareketle o zaman biraz önceki başlığımızı şekillendirebiliriz. Kur'an kime şifa değildir? Ve son maddemiz zaten evet. Değil mi? Kur'an kime şifa değildir? Kur'an zalimlere şifa değildir diyor Allah-u Teala. Peki zalim kimdir? O zaman zalimi tanımak gerekiyor değil Zulümü mi? Tanımlayalım ilk önce. Zulüm bir şeyi yerinden etmektir. Kelime manası budur. Bir şeyi olması gerektiği yerde olmasına engel olup onu olmaması gereken yere koymaktır. Kelime manası bu. Fakat en büyük zulüm şirktir. Lokman suresinin 13. ayetinde. En büyük zulüm şirktir. Şirk ne? Allah'ın Allah olduğuna inanmak, yani Allah'ın yaratıcı olduğuna inanmak ama hayatın diğer geri kalan kısmını Allah öyle bir Allah ki, Allah öyle büyük bir Allah ki Allah geri kalan kısmına karışmaz ki öyle. Allah geri kalan kısmına biz karışırız. Allah karışmaz. Böyle olmak için. Yani şirk üzere iman etmek. Yani geçen derslerimizden bir tanesinde çalışmıştık. Haç suresinin 11. ayetinde. Evet. Allah'ın istediği dini, Allah'ın indirdiği dini yaşamayıp kıyıdan köşeden yani kendine göre bir şeyler uydurup ona din diyerek onu yaşamak. Hatta o zaman şöyle bir ayet de ben söylediğimizi hatırlıyorum. Müşriklerin özelliği Allah'a iman etmemeleri değildi. Zaten Allah'a iman ediyorlardı. Onların problemi imanına. Allah şöyle şirk koşmak da değil. Onlara ayette geçiyor. Sen onlara sorsan ki bu yeri göğü kim yarattı? Evet. Sana Allah yarattı derler. Evet, evet. Yani bu kadar Allah inancı o bilincinde olan insanlar. Fakat putlara tapmak da değil. Allah'a yaklaştırıcı vesileler edinmek. Vesileleriydi. Evet. Tabii günümüzde bunun yansıması put olmaz da başka bir şey olur. Ne farkı yok var? Zaten yok. Şimdi kim putun karşısına geçip bir ibadet yapıyor yani? Aynen. Bir insan Allah ile arasına neyi koymuşsa o onun için bir puttur zaten. Dolayısıyla Kur'an kime şifa değildir? Kur'an zalimlere şifa olmadığını söylüyor. 17. surenin İsra suresinin 82. ayetinde biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak ve ancak zararını ve ziyanını artırır. Bu çok feci bir şey, çok korkunç bir şey. Bütün insanlar için Kur'an şifadır ama Kur'an'ın şifa olarak kendilerini etkilemediği insan grupları vardır. Bunlar da insanlar vardır, bunlar da zalimlerdir. Zalim demek mesela Kur'an'la ilişkisini kurduğumda, özellikle konumuzla ilişkisini daha doğrusu kurduğumuzda şöyle diyebiliriz. Kur'an sadra şifa olsun diye öğüt için indirilmiştir. Ama bu insanlar Kur'an'a sadra şifa olsun, hayatı inşa etsin, sorunlarımızı Kur'an'ı anlayarak sorunlarımıza, günün sorunlarına Allah'ın rızası doğrultusunda çözümler üretelim, sorularımıza cevaplar bulalım diye Kur'an'a bakmayıp, Kur'an'ı Allah'ın istemediği şekilde bir ilişki içerisine girmek Kur'an ile ve bu şekilde bir hayat yaşamak. Bu bence zulmün en büyüğüdür. Şirktir zaten evet, bu. Bir eklemeye de bulunmak istiyorum. Hı-hı. Aslında günümüzde birçok kavram olması gerektiği anlamını yitirmiş. Aslında zulme uğramış. Anlam olması gerektiği yerde değil başka kendi bir yerde. Kendi kendisine zulmetmiş. En önce kendi kendisine zulmetmiş. Aynen. Evet. Şirkin tanımını yaptık, müşriğin tanımını yaptık hani cahiliye dönemindeki yaşayan insanlarla. Hı-hı. Aynı zamanda hükümlerini de kendileri koyuyordu. Evet. Şimdi de biz evet Allah'ın yarattığına inanıyoruz ama Allah'ın hükümleri çok önemli değil. Kamusal alanda farklı kişinin hükmü geçiyor. Sosyal hayatta farklı bir kişinin hükmü geçiyor. İşte heva ve hevesimiz, nefsimiz, canımız neyi istiyorsa onu koyuyoruz oraya. Aynen. Yani biz aslında böyle yapanlar, haşa biz Allah'a sığınırız böyle bir şey yapmaktan. Böyle yapan insanlar aslında neyi araya koymuşlarsa, bu anlamda neyi Allah'ın hükmünün yerine geçirmişlerse, Allah'ın emrinin yerine geçirmişlerse, o onlar bile bile yapmışlarsa, bu onlar için kusura bakmasınlar Allah'a şirk koştukları bir vesileden başka bir şey değildir. Belki tanımını bu şekilde günümüzde koruyor olsaydı farklı farkındalıklar olabilirdi. Evet, zulüm insan ne için yaratılmıştır? Allah'a kulluk için yaratılmıştır. İnsan Allah'a kul olsun diye yaratılmıştır. İnsan cennete gitsin diye yaratılmıştır. Ama insan bu yolu takip etmeyerek, Allah'ın bu anlamda emirlerine tabi olmayarak ne yapıyor? Yaratılış amacının dışına çıkarak kendi kendisine zulmediyor.
Allah böyle zalimlere Kur'an'ın şifa olmayacağını söylüyor. Evet. Hatta bu şekil zalimlere Kur'an'ın bunların zararını artıracağını. Adam Kur'an okuyor ama zararı artıyor. Daha çok ziyanda, daha çok kayıpta, zarar, ziyan, kayıp, geri gitmek falan. Bu minvalde içini bir sürü şeyle dolduracağımız, olumsuz sonuçla dolduracağımız bir kavram, zarar kavramı. Böylelerinin zararını Allah artıracağını söylüyor. Son cümlelerimizi kurduk mu? Bu sefer tamamladık mı kolumuzu? Son cümlelerimiz. İçimizde bir şey kalmasın. Şunu söyleyeyim. Şey suresinin 6. surenin 125. ayetinde bir zalim psikanalizi yapacak olursak Allah o ayette diyor ki biz diyor kimi doğru yola erdirecek olursak onun sadrını İslam'a açarız. Kimi de diyor saptırmak istersek Allah, ki Allah'ın saptırması demek o kişinin tercihiyle birebir alakalıdır. Saptırmak istersek diyor onu da göğsünü göğe çıkıyormuşçasına sadrını daraltırız diyor. Şimdi bunun teknik bir açılımı da var. İnsan yükseklere çıktıkça o havadaki oksijen ve nem oranı düştüğü için deniz seviyesinden yükseldikçe insanın hava ve nem oranı düştüğünden dolayı oksijen de düşer. Bu anlamda kişinin nefes almasında bir değişiklik olur. Boğulma tehlikesi geçirir. Hatta kimi boğulur. Hatta kimi baygınlık geçirir, düşer falan. Bu anlamda hızlı nefes almasından dolayı kendi kendisinin bir nevi fişini çeker ve baygınlıklar geçirir. Sadrına Kur'an'ın şifa olmadığı kişi bu ruh hali üzeredir. Bu psikoloji üzeredir. Çok feci bir şey. Ayet mi? 6. surenin 125. ayeti. Bu ayetle bitirelim mi? Evet. 6. surenin 125. ayetini Allah her kimi doğruya erdirmek isterse onun göğsünü yani sadrını İslam'a açar. Kimi de saptırmak isterse onun sadrını göğe çıkıyormuşçasına daraltır ve onu sıktıkça sıkar. Allah inanmayanlara böyle azap eder. Şimdi bakın bunu Allah yapmaz. Kişi inanmaz. Allah da ona bu cezayı verir. Kendi kendine zulmetmiş kişinin olur. İradesi sonuçta belirleyicidir. Yoksa Allah bir insan tercih etmemişse niye ona zulmetsin ki? Haşa, Allah böyle bir şeyden münezzehtir zaten. Kişinin iradi tercihlerinin süreci sonuçta belirleyicidir. Kişi inanmaz, ondan sonra da inandım iddiasında olur. Onun sadrı yüksekte irtifada oksijenin durumundan dolayı kişinin içinin daralmasının aynısı olur. Rabbim böyle bir durumdan bizi korusun. Bizi gerçekten Kur'an'ı doğru anlayan ve hayatına taşıyan kullarından eylesin. Bu vesileyle bütün insanlara, genelde bütün insanlara, özelde Müslümanlara, Müslümanların sadrına Kur'an ile şifa diliyorum. Amin. Bu güzel ayetle programımızı noktalıyoruz demeyeceğim. 3 nokta koyuyoruz. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.